Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker ben. Mavi Kadın'da Kelebek Etkisi'nde yine yepyeni bir konuyla beraber buradayım. Bu haftaki konumuz bakış açımızla ilgili. Nasıl yani? Size sormak istiyorum. Rakip olarak gördüğünüz birine yardım etme konusundaki bakış açınız ne? Ne olsa yardım edersiniz? Belirleyici unsurlar ne olabilir? İşte bugün anlatacağım konu da tam olarak bununla ilgili. Bir araştırmadan bahsedeceğim bu konuyla ilgili. Tabii ki akabinde de 3 soru dile getireceğim. Şimdi gelelim o araştırmaya. Birleşik Krallık'tan bir grup psikolog Manchester United takımının taraftarlarını araştırma için davet ederler. Onları bir deneye tabi tutarlar ve sonra da gözlemlerler. Fakat bu deneyin içerisinde de bir sahne kurgularlar. Bu sahnede taraftarlar yani deneyin katılımcıları A binasından B binasına giderken yan taraftaki arazide de bir koşucu koşmaktadır ve birden aniden yere düşünerek ayağını burkmuş gibi acıyla haykırarak ayağını tutmaktadır. Araştırmacılar şunu gözlemlemek isterler. Acaba oradan geçen bu taraftarlar bu kişiye yardım edecekler mi, etmeyecekler mi? Ve yardım ettiklerinde de belirleyici unsur ne olacaktır? Bunu anlamak isterler ve şunu bakarlar. Oradaki yardım etmelerini sağlayan unsur nedir biliyor musunuz? Aklınıza geldi mi bilmiyorum. Düşen koşucunun üstündeki tişört. Nasıl yani? Bu tişörte nasıl bağlı olabilir? Eğer düşen koşucunun tişörtü herhangi bir tişört ise oradan geçen bu taraftarların yani deney katılımcılarının yardım etme oranı %33 oluyor. Fakat eğer düşen koşucunun üstündeki tişört Manchester United takım taraftarlarıyla aynı olan tişört ise bu yardım etme oranı %92 oluyor. Gelelim aslında o en başındaki konu kısmına. Ya rakip olarak görüyorlarsa ne olur? Eğer düşen koşucunun tişörtü rakip takım Liverpool'a ait bir tişört ise bu defa yardım etme oranı maalesef %30'a düşüyor. Maalesef diyorum tabii. Bunun üzerine araştırmacılar şunu bulmak istiyorlar. Acaba insanlar ne olursa yardım ederler. Ve bunun üzerine farklı bir deney tasarlıyorlar. Deney kısmı aynı ama yeni bir şey ekliyorlar oraya. Yine farklı bir Manchester United takımı taraftarını davet ediyorlar. Bu defa bu deneye tabi tutmadan önce onları bir odaya alıyorlar ve sorular soruyorlar. Ne soruyorlar? İlki şu, Manchester United sizin için ne ifade ediyor? Neden bu takımı tutuyorsunuz? Bu takımı ne zamandan beri destekliyorsunuz? Hangi sıklıkta maçlarına gidiyorsunuz gibi sorular. Sonra da deneye tabi tutuyorlar ve şunu gözlemliyorlar. Bu sorular neticesinde kendilerini daha fazla taraftar gibi hisseden bu Manchester United takım taraftarları yardım etmek istemiyorlar rakiplerine. Bunun üzerine farklı bir şey denemek istiyorlar. Farklı bir şey yapıyorlar. Deney aynı. Farklı bir grubu alıyorlar. Onlar yine Manchester United takım taraftarları. Sorular var ama bu defa sorular farklı. Nasıl farklı? Şunu sormuyorlar. Manchester United sizin için ne ifade ediyor? Yerine futbol tutkusu sizin için ne ifade ediyor? Futbolu bu kadar sevmenizdeki sebepler ne? Rakip takım taraftarlarıyla sahip olduğunuz ortak noktalar neler? Bu defa bunları soruyorlar. Bu sorulardan sonra sizce bu oranlar, yardım etme oranları nasıl değişmiştir dersiniz? Hemen paylaşıyorum. Tekrar aynı deneye tabi tutuluyorlar bu kişiler. Ve deneyde şunu görüyorlar. Yere düşen oyuncu herhangi bir tişört giymişse yardım etme oranı bu defa %22 oluyor. Eğer düşen oyuncunun tişörtü onlarla aynı olan Manchester United takımının tişörtü ise yardım etme oranı %80 oluyor. Gelelim önemli kısmına tabii ki rakip kısmında ne olmuştur derseniz. Orada da düşen koşucunun üstündeki tişört rakip takım Liverpool'a aitse yardım etme oranı %70'e çıkmış. Yani %30'dan %70 olmuş. İki katından daha fazla. Bunun üzerine araştırmacılar şunu söylüyorlar. Rakip olarak gördüğümüz kişiyi düşman gözüyle bakmadığımız ve futbol tutkusu altında daha geniş bir bakış açısıyla yaklaştığımızda kendimizi ve onları aynı şekilde aynı noktada tanımlayabiliyoruz. Şimdi bu onların tabii ki burada söyledikleri yorum.
Ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Bu yüzden de 3 önemli soru soracağım. İlk soru, her zamanki gibi, siz bu araştırmadan kendi adınıza ne çıkartıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Gelelim ikinci soruya. Hayatınızdaki herhangi bir konu, hiç fark etmeksizin, şu anki halihazırdaki bakış açınızı daha yukarıya, daha geniş olarak taşıyacak olsanız hangi konuya daha geniş açıyla bakmak isterdiniz? Bunu merak ediyorum gerçekten de, hayatınızdaki hangi konuya böyle bakmak istersiniz diye. Ve gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda, eğer bu konuya daha geniş bakış açısıyla bakarsanız hayatınızda nasıl bir etki yaratacak? Bu soruların cevaplarını merakla bekliyorum. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Tabii ki Mavi Kadın YouTube kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta Kelebek Etkisi'nde yepyeni bir konuyla sizlerle görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.